Ara Transfer Döneminin İlk Kimdir videosuna hoş geldiniz. Soğuz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yani buradan da duyurmuş olalım aslında. Her videoda söylemeye çalışıyoruz. Ocak ayı özellikle çok çok hızlı geçecek bizim adımıza. Çok da yoğun geçecek. Anadolu takımlarının transfer ettiği bütün oyuncular hakkında yine dört büyüklerin hem adı anılan oyuncular hem de transfer ettiği oyuncular hakkında tüm videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Biz yaklaşık 10 dakikalık bir zaman diliminde bu oyuncuları sizler için tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında bugün tanıtacağımız oyuncu birçok kişinin ismen kesin bildiği, hatta Milan ve Liverpool dönemleri olduğunu düşünürsek de yakından tanıdığı bir oyuncu. Karagümrüğü zaten Lucas Viglia gibi, Badou Ndiaye gibi, yani Avrupa'da da bilinirliği Evet. olan oyuncuları yaz transfer döneminde kadrosuna kattığını biliyoruz. Yani biraz daha konuya geçecek olursak, aslında ligin ilk yarısına Mevlüt Erdinç ve Arthur Sobiech gibi bir forvet hattıyla başlamıştı Fatih Karagümrük. Hedefleri bence kesinlikle büyüktü. Özellikle de çok iyi bir orta saha rotasyonundan söz edilebilir. Sezon içinde yolların ayrıldığı bir Brahim Darji var. Ve bence beklenildiği ölçüde verim alınamayan bir Sobiech ve Mevlüt var. Ben ikisinin de performansının çok çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama Fatih Karagümrük'ün şu an kendisine koyduğu hedefler bence Sobiech Mevlüt'le çözülebilecek, başarılabilecek hedefler değil. Bu doğrultuda da hücumun her bölgesinde oynayabilen, tecrübeli, kariyerli bir forvet oyuncusunu daha transfer dönemi başlamadan ellerini çabuk tutup transfer ettiler. Oğuz, senden dinleyelim. Fabio Borini kimdir? Yani sen de iyi bir giriş yaptın aslında, çünkü Fabio Borini'nin bence de hücum anlamında iyi bir joker veya farklı formasyonlarıyla birlikte bu takıma katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Milan'daki son dönemlerinde çok fazla artık 11 veya hamle oyuncusu olmasa dahi 2020 yılının başıyla beraber Hellas Verona'ya transferi sonrasında tekrar kendisine bir yer edindiğini ve hani yaşında da 30 olmaması sebebiyle bir şekilde Avrupa piyasasında hala tutunabileceğini göstermiş oldu Fabio Borini ve hani sezona da serbest başlamasına rağmen Karagümrük'ün onunla anlaşması ile birlikte bence ikinci devre geldikten sonra direkt bir şekilde takımın oynadığı şu anki 4-3-3'e veya o geldikten sonra dönülebilecek bir 4-4-2'de ikinci santrafor olarak da gayet uygun bir şekilde kullanılabilir Fabio Borini, çünkü Hellas Verona'da oynarken de yapmayı en çok sevdiği işlerden biriydi bu. Kenarlardan gelen ortalarda yanındaki pivot santraforunun kendisine yarattığı alanlara gidip gol aramayı çok seviyordu Borini ve hani 4-3'ün sol kenarında oynasa dahi sağ kenardan gelecek ortalarda da bunu yapabilir. Olası bir 4-4-2'de de Sobiech ile beraber oynadığında aynı şekilde daha serbest ve gezici bir oyuncu olarak da bence Süper Lig seviyesine göre çok rahatlıkla katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum da ben Borini'nin. Zaten hani ismen baktığımız zaman da Chelsea ile başlayan bir kariyerinin olduğunu ve onun üzerine Roma olsun, Liverpool olsun, iyi zamanındaki Sunderland olsun ve Milan olsun çok büyük kariyerleri olan, Premier Lig'de de ve Serie A'da da hani hiç azımsanmayacak maç sayısına ulaşmış bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi hem ülke tanıtımı açısından hem de Karagümrük'ün bireysel başarısı açısından kesinlikle çok önemli bir transfer oldu. Yani şimdi sezonun belli bir noktası geçtikten sonra Karagümrük'ün bu ivmede devam edeceğini de düşünürsek, yani şampiyonluk olmasa bile bir Avrupa kupalarına katılma yarışının içinde olacakları bana göre kesin gibi. Yani çok büyük bir aksilik yaşanmazsa, çünkü çok sağlam gidiyorlar. Özellikle takımdaki yabancı oyuncular oldukça üst düzey. Yani bu anlamda da tabii Lucas Biglia bu takımın bence her şeyi. Çünkü orada tecrübesiyle de birçok oyuncuya destek olduğu aşikar. Fabio Borini de Biglia karakterinde bir lider olmasa da o Milan dönemleri, işte Sunderland'de Premier Lig tecrübesi, Liverpool dönemleri, hani çok çok istediği gibi geçmese de bunların tabii ki ona kazandırdığı şeyleri o da burada Karagümrük'teki arkadaşlarına, takım arkadaşlarına aktaracak. Yani mesela baktığında Endo bu takım için çok önemli bir oyuncu ama bu seviyede bir şampiyonluk mücadelesine daha önce ya da Avrupa kupalarına katılma mücadelesine hiç girmedi. Bu açıdan ben takıma saha dışında da oyunun teknik boyutunun dışında da bir etkisi olacağını düşünüyorum. İşin teknik boyutuna gelirsek, senin dediğin gibi
Çift forvetli bir sistemde ikinci forvet olarak başarılı oynayabiliyor. Bir kanat forvet olarak belki hani eski çevikliğinde değildir çünkü biraz çok olmasa da hani eskiye göre ilerledi sonuçta yaşı. Ya da bir nokta santrafor olarak da bence konumlandırabilirsiniz. Ben Karagümrük'ün A planının orta sahadaki 5 oyuncu da değerli olduğu için kanatları da dahil edersek hatta yani orada bir 6. 7. oyuncu bile var aslında. Mesela Ramazan Civelek sezona çok iyi Evet. başlamıştı. Belli başlı noktalarda yedek kalmak durumunda kaldı bu gibi. Yani onun dışında yani Salih Burlar, Jimiler, Endaolar, orta saha üçlüsü zaten sabit. Ben orayı bozmamak için, orayı bir eksiltmemek için tek forvetli düzene devam edeceklerini düşünüyorum. Fabio Borini'nin Sobiech'in yerini alması bence kısa zamanda gerçekleşecek bir olay. Sonrasında ama Karagümrük'ün gole ihtiyacı olduğu dakikalarda belki orta sahadan bir oyuncuyu çıkarıp Sobiech, Borinili bir 4-4-2'ye dönmek bence onlar adına bir alternatif olabilir. Bu esnekliği sağlaması açısından da bence çok çok kıymetli. Ya benim de ilk tercihim Fabio Borini'nin sol kanat oynadığı, yani Salibur'un veya hani şu anda oynayan Jimmy Durmaz'ın tekrar yedeğe döndüğü bir sistem. Çünkü sezon başında aslında bu şekilde bir kanat forvet olarak transfer edilen Atif Şeşu, yaşlı bir Atif Şeşu ve Vato Arveladze'den de şu ana kadar istenilen katkıyı alamadıkları için ben bu iki oyuncudan birinin de mutlaka zaten transfer dönemi başladığında yollarına ayrılacağını düşünüyorum ve hani sağda Endao, solda Borini olduğu zaman da bence içeri doğru iyi kapanan bir hücumda da zaten farklı formasyonlar deneyebilecek ve farklı hücum repertuarına sahip bir Karagümrük izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani Sobiech gol yollarında etkili olmasa dahi ben oradaki o pivot özelliklerinin Karagümrük'ün üstlere hedeflerkenki oyun stilinde çok mantıklı buluyorum onun orada oynamasını. Son olarak da şunu söylemek isterim ben kendi açımdan. Biraz da Raçit Gezen'in Beşiktaş'a geliş hikayesiyle bence benzerlik gösteriyor Borini'nin buraya transferi. Hani üst liglerde son zamanlarda çok çok iyi performanslar göstermese dahi Süper Lig'e geldiğinde o teknik kaliten ve hani oyun bilgin sayesinde bir şekilde kendi farkını ortaya koyabiliyorsun. Bence de bu anlamda Raçit Gezal de Karagümrük'ün bu transferi yaparken önünde iyi bir referans oldu. Ben de şöyle bir yönünü benzeteyim o zaman Gezal transferine. O transfer gerçekleştiğinde de konuşmuştuk aslında. Yani şimdi Karagümrük'ün adını aslında yavaş yavaş Avrupa'da insanlar duymaya başladı. Çok sık dillendirilmese de Lucas Biglia nereye gitmiş? Karagümrük diye bir takıma Evet. gitmiş Türkiye'de. Ya da işte Badou Ndiaye nereye kiralanmış? Ya böyle baktığında aslında ya da Viviano'yu da yine buna örnek verebiliriz kesinlikle. Bu oyuncuların bir de mesela Borini kariyerinde düşüşte olan bir oyuncu. Borini'yi Karagümrük transfer edip ona bir sanki rehabilitasyon merkeziymiş gibi form tutturup goller attırıp tekrar Avrupa futboluna kazandırabilirse bu Karagümrük'ün reputasyonu açısından da bence çok etkili olacak ki Mantıklı. yani Karagümrük'ün ortaya koyduğu vizyonun bir parçası olarak görüyorum ben bu tarz oyuncu seçimlerini. Klasik o pozu da vermişler hatta şöyle tekrar göstereyim. Her transferden sonra aynı forma aynı poz zaten. Ben Karagümrük'ün belki bir iki ekleme daha yapabileceğini düşünüyorum ama yani genel anlamda kadronun iskeleti de çok fazla bozulmayacak çünkü zaten kötü bir gidişat yok İyi bir son bir iki kadrosu var. haftayı saymazsak. Kesinlikle. Kesinlikle abi katılıyorum. Gerçekten iyi bir çekirdeğe sahip Karagümrük zaten. İstersen ekleyeceğim başka bir şey yoksa bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Tamam. Ara transfer için çektiğimiz ilk kimdir videosu oldu bu. Devamı da kanalda gelecek. Kanala abone olarak bu videolardan siz de haberdar olabilirsiniz. Videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşunuza gittiyse diyelim. Karagümrük'ün transferleri devam ettikçe zaten onlarla alakalı da yine diğer Süper Lig kulüpleriyle alakalı da videolarla sizlerle olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.